Değerli akrep burçları, bir salıdan bir salıya hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Mars günündeyiz, Berih günündeyiz ve su grubunun duygusal, sezgisel ve spiritüel yönleri güçlü, metafizik yönleri güçlü sevgili akrep burçları. Her türlü muradınız olsun inşallah. Fitne fesattan, kötülükten ve ikiyüzlülükten Allah sizleri korusun. Evvelce yaptığınız hatalar varsa inşallah ders almışsınızdır. Evvelce size yanlış yapanlar inşallah uzaklaşıp gitmişlerdir. Uzlaşmalar olmuştur. Enfal suresi 37. ayet der ki: Allah'ın murdarı temizden ayıklaması, yani mümini kafirden ayırması ve bütün murdarların bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme alması içindir. İşte bunlar o hüsran içinde kalanlardır. Ve öncesinde 36. ayette diyor ki, hani kimler olduğunu, bu murdar kimselerin kim olduğunu beyan ediyor. Şüphe yok ki Allah yolundan engellemek için sarf eden o kafirler hiç şüphesiz yine onu sarf edecekler. Varsın sarf etsinler. Sonra o yüreklerine inen bir acı olacak. Sonra da mağlup olacaklar. Zaten kafirler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Arkadaşlar, evet. Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle beraber inşallah hayatınıza bereket dolacak. Ve Allah sizi kem gözden koruyacak. Pek çok akrep burcu dostum, gerek iletişim konusunda sıkıntı yaşamaları, gerekse evlerinde bir bereketsizlik ya da evlerinde bir tartışma ortamı olduğunu gösteriyor. Bu da kem göze işaret ediyor. 5-6 gündür bir evde blokeler var, bir kem göz, bir nazar enerjisi görüyorum. Sanki bazı telefonlarda tartışmalar, gerginlikler olmuş. Bazı akrep burçları zamanı yetiştirememişler. Bazıları parayı yetiştirememişler. Bazıları karı koca arasında ikili ilişkiler bazında sorunlar yaşamışlar. Aynı dili konuşmalarına rağmen, aynı frekansta olmalarına rağmen neden bu küslükler olmuş, neden tartışmalar olmuş diye soruyorsun. Diyorsun eşimle, partnerimle biz anlaşıyoruz. Neden bunlar oluyor? Kör düğüm oldu ilişkim. Nazar arkadaşlar, kem göz, üçüncü kez söylüyorum. Nazara karşı Felak, Nas, İhlas sureleri okunabilir. Üçer kere okunabilir. Ama mutlaka her evde üzerlik olmasını rica ediyorum. Üzerlik hem bizim bilinçaltımızı yöneten amigdala dediğimiz kısımdaki kötü genetik kodları temizlerken hem de üçüncü gözümüzü, yani ajnayı açar. İki kaşımızın ortasındaki üçüncü göz bölgesini aktif hale getirir. Evrensel network'e bağlanırız. Yani Evrensel Bilgi Bankası'na bağlanırız ve oradan şifayı çekeriz. Evliyatullah sizinle olsun inşallah. Üzerlik tüssüleriyle tüm arınmaları gerçekleştirin inşallah. Akıllı, zeki ve neşeli bir haftada olacağınızı, evlatlarınızdan hayır göreceğinizi, aklınızı, mantığınızı kullanacağınızı görüyorum. İnşallah nazara da takılmayalım, gelip geçecek. Üç tane büyük isteğin var efendim. Bunların üçünü de teker teker gerçekleştireceğini görüyorum. Yalnız sevgili arkadaşlar, isminde S harfi, T harfi, A harfi olan birilerinden bir kötülük görmüş olabilirsin. M harfi, N harfi, P ve S harfi olanlarla bir yola çıkma durumları var. Kalbini kıran birisinin senden gelip özür dileyeceğini söyleyebilirim. Ve bunun sebebi de artık kendine ait sınırlar koyman ve sen artık haddini bildirdiğin için, dosta düşmana karşı kendini koruduğun için daima yükseleceksin. Hatalarını anlayıp gelip özür dileyenler olacak sevgili arkadaşım.
Büyük bir şehirden haber alabilirsin. Büyük bir şehirde yaşıyorsan kısa dönem bir yerlere gidip gelebilirsin. Hayırlı ve uğurlu olacaktır arkadaşım. Ve iki büyük karşılaşma meydana gelecek bu hafta. Hem internet ortamında olabilir, hem de sosyal ortamda olabilir. Hayırlı ve tüm yollar açıktır diyor. Yolların açılacağı, varsa düğümlerin çözüleceği bir dönem. Sadece sizin moralinizi yükseltmeniz gerekiyor. Şu anda özellikle akşam saatleri, yatsı saatleri içinize bir sıkıntı çöküyor. Ben ne hata yaptım, ben ne yaptım ya da bu iş nasıl olacak gibi. Bir kere dualarım niye gecikti diyorsun, zamanı gelmemiş. Niye birileri bana öfkeli diyorsun, çevreni değiştirmek için uyarı. Bunları dikkate aldığında her şeyin yoluna gireceğini söylemeliyim. Gerçekten bir yükseliş yaşayacaksın. Biraz sonra zikrinizi de vereceğim yükselişle ilgili. Moralmen yükselmeniz gerekiyor. Ruhen, bedenen, zihnen. Şimdi bedeninizde bazı hasarlar olduğunu görüyorum. Bel ve boyun bölgelerinde sıkışıklık. Yine aynı zamanda böyle bir kas yorgunluğu, bir sinirlilik, bir gerginlik üzerinizde ya da bir şeylere durup dururken ağlayabilirsiniz. Moralinizin yükselmesi gerekiyor ve aynı zamanda uzaklardan gelen haberler gecikmiş. Bunu da almak için sabırsızlanıyorsun. Ve moralinin yükselmeye ihtiyacı var sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Moralin de yükselecek inşallah. Evet. Şimdi bir anne ve çocuk gözüküyor arkadaşlar. Annenizle ilişkiniz düzelecek. Hamile kalmak isteyenlerin hamile kalabileceği bir hafta, bir ay, önümüzdeki dolunay ve ay tutulması da var bu dolunayda. Bu tutulmalar bebek verebilir akrep burçlarına, sana, evladına, yani torun gelebilir, evlat gelebilir. Aileye bir yeni bireyin katılacağı, bunun müjdesi de veriliyor arkadaşlar. Bir hasta ziyareti yapacağınız, bir kendini yalnız hisseden kadına yardım edeceğiniz, yaşlı ya da hasta bir kadın, genç de olabilir ama hasta ve şu an sevgi desteği isteyen bir kadına yürekten sevginizi ileteceğiniz. Ve sevip sevileceğiniz, evinizle ilgili yenilenmelerin olacağı, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz, evinize hayırlı misafirler gelebilir ve ev alıp ev taşıma gibi olayları da çözeceksiniz. 10 gün içerisinde Aslan ya da Kova burçlarıyla sıkıntı yaşıyorsan, bakınız Aslan, Kova, Boğa ve Koç burçlarıyla sıkıntı yaşıyorsan, bunlardan haber alacağını ve bir koruma içgüdüsüyle hareket eden bir erkekten destek göreceğinizi söylemeliyim arkadaşlar. Her türlü konuda harekete geçeceğinizi görüyorum. Gücünüzü elinize alacaksınız. Ve konsantrasyon yeteneğiniz çok gelişmiş. Kendinizi işinize adapte olurken bulacaksınız. Daha önce böyle bir düşüncede dağılma vardı, görüşte dağılma vardı ama artık böyle her türlü konuda ilerlemeler olacağını görüyorum. Neyden etkilenirseniz bilemiyorum. Bir konuyla ilgili negatif bir etkilenme olmuş, bir moral bozukluğu. Acaba işte bu iki yerden birileri mi engel oluyor? Bir mahkeme, bir resmi olayla ilgili bazı sıkıntılar olmuş. Her ne olduysa oldu. Yani Güneş ve Venüs'ten gelecek olan olumlu etkiyle birlikte tüm devlet kapılarının, yani devlet kapısındaki tüm işlerinizin hallolacağını, öfkeli ya da moral bozukluğuyla gittiğiniz bir yerden
rahatlamış olarak çıkacağınızı, güçlü destek ve yardım gördüğünüzü hem zihinsel anlamda hem de konuşma anlamında çok güzel şeyler yaşayacağınızı, birileriyle bir konuşma yapacağını, onların da senin moralini yükselteceğini söylemeliyim. Kendinizi güçlü hissetmek için yüceler yücesi anlamına gelen Ya Ali zikrini veriyorum. Videonun altına yazacağım. Tekrar sayısı 110'dur efendim. Hem kendinizi moralmen yüksek hissedeceksiniz hem de türlü sıkıntılar atacaksınız. Hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz bir hafta olmasını canı gönülden istiyorum. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.